çok acıktım. Kahvaltıda ne var acaba? Ben de acıktım. Hem bahçede koşup oynamak için enerjiye ihtiyacımız var. Evet. Babam kahvaltı günün en önemli öğündür der hep. Doğru. Ben kahvaltı yapmayınca çok halsiz hissediyorum. Öğretmenimin dediklerini anlamakla da güçlük çekiyorum. Çünkü yeterli besin almayınca vücutun güç üretemez ki. Mesela ben havucu çok severim. Havuçtaki A vitamini sayesinde gözlerim çok iyi görür. Kemiklerim ve dişlerim çok güçlüdür. Kolay kolay hasta olmam. A vitamini mide ve karaciğerimi de korur. A vitamini patateste, ıspanakta, mercimekte, pırasada, bezelyede, kayısıda, brokolide, sütte, yumurta, yoğurt, sardalya ve ton balıklarında bulunur. Oo, ben ton balık salataya bayılırım. Bir de brokoli. Ben de ninemin yaptığı ıspanaklı börek ve mercimek çorbasını çok severim. Hemen hasta olmamak için B vitamini de almalıyız. B vitamini mi? Hangi yiyeceklerde var ki B vitamini? Fasulye, bezelye, nohut, hindi eti, ayı çekirdeği, marul ve sarımsakta. B vitamini sayesinde kırmızı kan hücreleri ve beyin işleyişimiz artar. Dün annemin sıktığı taze portakal suyuna ne demeli? Çocuklar portakal suyunda C vitamini var demişti. C vitamini vücudumuzdaki zararlı maddelere atılmasını sağlıyormuş. Yeterince almazsak yorgun ve bitkin düşermiş. Bugün güneşli, güzel bir gün olacak. Bahçede oynarken bol bol D vitamini de alırız. Nasıl? Güneşte D vitamini mi var? Hayır. D vitamini güneş ışınları vücudumuza gelince kolesteroller tarafından üretilir. Yeterli D vitamini almazsak kemiklerimiz gelişmez. E vitamini de iskelet ve kalp kasının bakımını sağlıyor. Lahana, maydanoz, brokoli, bal kabağı gibi sebzelerde ve hamsi, sardalya, somon gibi balıklarda bol E vitamini kaynağıdır. Bir de K vitamini var. Eğer K vitamini eksik olursa vücudumuz kanamalara karşı dirençsiz olur. Bol bol lahana, karnabahar, soya yağı, maydanoz ve fesleğen yersek vücudumuzun K vitamini ihtiyacını karşılamış oluruz. Bu yiyecekleri tüketirsek ve bütün besinlerden dengeli bir şekilde faydalanırsak daha sağlıklı büyürüz.